Merhaba sevgili seyirciler. Bir haftalık aradan sonra POT6 programıyla yeniden karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca sevgili dostum ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile birlikte basketbol gündemini pot altında değerlendireceğiz. Furut Eksel'in katkılarıyla sevgili Mehmet Ali hoş geldin. Çok teşekkür ederim abi, hoş bulduk. Evet, biz de körlerle sağırlar birbirini ağırlıyor evet, bugün şeklinde. Öyle oldu. Ama tabii sevgili seyirciler, biliyorsunuz şu anda mesela Sağlık Bakanı Koca'nın birazdan açıklama yapması bekleniyor. Sayın Doktor Fahrettin Koca neler söyleyecek bilmiyoruz. Ama gerçek olan şu ki ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Hatta dünyamız pandemik küresel bir salgın söz konusu ve bu anlamda açıkçası neler yaşayacağız bilemiyorum. Bunları da önümüzdeki saatlerde, günlerde inşallah sağlıkla, sıhhatle yaşar görürüz diyelim. Bunu da buradan söylemekte fayda var. Gündem yoğun. Basketbol tıpkı diğer sporlar gibi, futbol gibi ara verildi sevgili Mehmet Ali. Sen neler söyleyeceksin? Özellikle bu Fenerbahçe Beko takımına bulaştığı yönündeki haberlerin bir anda yayılmasıyla biz de şaşırdık. Sevgili dostumuz Fenerbahçe İdari Menajeri Cenk Renda'nın, ki ben kendisini 95'ten beri tanıyorum. Yani Oyakdöne'ye geçmiş gelmişti. Bursa'da basketbol oyuncu olarak. Bursa'ya hiç uzak biri değil. Tabii çok da iyi bir insandı. Küçük ikizleri var falan. Yani ben Instagram'dan da takip ederim. Allah'tan öyle bir yoğun bakım durumu değil. Ben kendimdeyim. Tedavimi yapıyorlar diye de Cenk Rende'den bir açıklama geldi. Diğer 3 yabancı ile ilgili bir şeyler söylendi ama bir şey çıkmadı henüz şu anda değil mi? Yani benim kaçırdığım bir şey var mı? Şöyle. 3 Fenerbahçeli basketbolcuyla başlayalım. Şöyle abi. Tabii herkesi endişeye sevk etmesi çok doğal bu işin. Bir yandan çıktı haber. En son maçı Tofaş'la yaptığı için. Pazar günü. Otomatik olarak. Geçen pazar tabii. Evvelki pazar. Ligler ertelenmeden son seyircisiz maçı Fenerbahçe Tofaş'la oynamış Bursa olmuş. Spor Beşiktaş'ta Bursa'da oynarken Furt Ekstra Bursa Spor. Aynı anda. Aynı saatte Fenerbahçe İstanbul'da da ile oynamıştı. Hatta biliyorsun sen de güzel bir yazı yazdın. Tekrar çal Sam diye. Semih Mejia ve Devin Williams Tofaş'ın iki önemli oyuncusu. Biri kaptanı, biri pivotu. 6 yabancıdan ikisi biz gitmiyoruz dediler. Bu hayat memat meselesi. Hayatta daha önceliklerimiz var deyip ikisi de reddetti oynamayı. Günübirlik Tofaş'ın İstanbul'a günübirlik gittiği maça bile gitmediler. Sonradan da onların ne kadar bu konuda hassas oldukları ve sonuçta sen yazıyı sen yazın haklı oldukları ortaya çıktı değil mi? Son derece öyle abi. Yani bunu da tabii ilk duyduğum anda Fenerbahçe Bekolu basketbolcularda böyle bir şüphe, daha doğrusu tabii şu yanlış bir algı oldu. Semptom gibi. Hemen yani, evet, bulgularla. İlk semptomlar yani evet, muhtemelen ya ateş şikayeti oldu ya kusma oldu veya da bilmediğimiz şeyler. Öksürük olmuş olabilir. Bu tanıyla beraber yakalanınca otomatik olarak şeyler hemen devreye girdi idareciler ve ilgili oldukları yanılmıyorsam o sponsor hastanelerine yönlendirdi. Evet. Orada hemen tedavi altına alındılar diye bekledik. Halbuki orada bir test yapıp evlerine gönderilmiş. Şu karantina. An ferahlatan bir durum oldu bu. Değil mi? Karantina durumu söz konusu. Çok şükür ki hani hiçbir basketbolcuda şu an bir şey yok. Evet, Cenk abi özelinde ben de öyle ona biraz takılmış vaziyetteyim. Böyle bir teşhisi İnşallah iyi çıkar. Kendisinin ilk daha hastaneye başvurduğu andan itibaren kendisinde böyle bir bulguyu yakalaması ama sonucunda olumsuz bir şekilde neticelenmemesini umut ediyoruz. Evet. Çünkü basketbol devam edecek, sporlar devam edilecek. Mutlaka bir gün gelecek. Hem bu yaşadığımız Çin'deki yola çıkan felaket, İtalya'da çok ciddi bir rakam var. Çin atlattı ama %99 atlattı haberleri geliyor. Bugün de çok güzel de bir açıklama yaptılar abi. Onu da aslında çok gündem dışı ama vurgulamakta fayda tabii, var. Tabii. Biliyorsun Çin'den biz 2 milyon test aldık. Şu an test kiti aldık. Test kit evet. Onunla ilgili herhangi bir ödeme gerçekleştirilmedi Çin hükümetine. Güzel bir şey. Nedenini de şöyle izah ettiler. Dediler ki Mustafa Kemal Atatürk'ün o yapmış olduğu iyiliğin karşılığı bu. Herkes tabii şaşırdı. Ne demek bu? İlk daha bu hıfzı sıha kurulduğu anda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğu anda bir anda bir kolera salgını baş gösteriyor Çin'de ve Atatürk diyor ki hemen bu testleri alın gönderin, bu aşıları gönderin. Herhangi bir bedel de almayacaksınız. İnsan sağlığından daha değerli bir şey yok diyerek. Dolayısıyla Çin hükümeti de
bu ilk gönderdikleri partideki test için böyle bir hani ödeşme de demeyeyim ama en azından iyiliğe iyilikle yani karşılık vermiş oldu. Devlet hafızası başka bir şey tabii. Evet abi, bu çok önemli. Bir detay. O önemli. Bu işin off the record, daha doğrusu gündem dışı tabii, kısmı. Yani, ama güzel de bir anekdot olduğu için paylaşmak istedim. Evet, Tofaş ve Fruit Extra Bursaspor özelinde de tabii hepimizin gözü kulağı orada. Sürekli temas halindeyiz. Görüşürüz. Sürekli insanlarla bir doğru bilgiyi almanın peşindeyiz. Çünkü sosyal medya maalesef işin gerçekten kangren kısmı olmuş vaziyette. Hiçbir uyarı şu an ciddi anlamda dikkate alınmış diyemem ama alınmamış da diyemem. %70 oranında bir alıntı varsa da gene belli bir yaş, yani o riskli grup denilen ekip maalesef hala sahada. Dünkü mangalları, işte parkları, bahçeleri gördük. Balıkçıları gördük İstanbul özelinde. Bursa'da da var. Ben bugün iş gereği sadece bir altı parmağa uğradım. O da kendi aracımla doğru bir yere fark ettim. Hemen maskemi taktım. Bankaya girdim. Bankada da zaten içeride sıra oluşturmamaya gayret ediyorlar. Dışarıdaki soruyu, sırayı da biz organize ettik. Dışarıda bekliyorsunuz. Bir metre ara oluşturmaya. Şu anda da mesela sosyal mesafeyi koymuşlar. Mesafeyi koruyoruz. Mesafemiz var. 1,5 metre aramız. Bu çok önemli. Dolayısıyla şunu aktaracağım. Evet, bu konuyla ilgili belki de hükümet daha ağır bir yaptırım kararı alabilir. Yani sokağa çıkma yasağı adlandırılan 65 yaş grubunu belki de genişletebilir. O tabii devlet politikası. Onu tabii bir bekleyip göreceğiz. O onlaki politika bu. İşin tabii spor kısmını bu sürecin içerisinde değerlendirmek, masaya yatırmak inan ki zor. Zor. Hele ne zaman başlayacağı liglerin belli değil. Ve abi şöyle bir şey görüyorum. Global anlamda sporcuların beyanatlarını okuduğumda, röportajlarını incelediğimde hepsinde sanki bu yılı bir kapatalım havası var. Çünkü Amerikalıların çoğu belki de dönmeyecek. Evet, mutlaka yani şimdi onlara bu çok böyle kadük bir lige doğru ilerliyor. Zaten hani normal ligin bitmesine 7 hafta var, onu söyleyelim. 7 hafta artı kalanlar için, Süper Lig için ilk 8, alt ligler playoff için var. Birinci direkt çıkıyor, 9'a kadar playoff var ama 7 hafta zaten mesela PTT Bursa Spor'un oynadığı TFF 1. Lig'de 6 hafta var. Evet. Bir de arkasından playoff var. Süper Lig'de futbolda 8 hafta var. Yani bunlar işte Mayıs'ta mı başlar, Haziran'da mı başlar, Haziran'daki Euro Avrupa Futbol Şampiyonası ertelendi gibi. Oraları futbolun biraz daha sanki önü açık ya da futbolu hani oynatma ihtimali yüksekmiş gibi gözükse de tabii neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hala meçhul, Premier Lig bile dün itibariyle 1 Haziran'ı şimdilik muhalefet şerhi koyarak biraz üzerinde uzlaşı sağlamaya çalışıyor. Bu arada Ercan Özdemir Çin'den gelenler 4 dolar demiş ama bilmiyorum senin söyleminle mi alakalı? Kitlerle mi alakalı? Belki ikinci Ercan parti Özdemir olabilir bu konuyla ilgili. İlk parti bedava diye duydum ben de. İlk parti evet. İlk parti ücretsiz, işte bu bahsettiğim onu da söyleyelim anekdotla beraber. Tabii şimdi basketbolcular ciddi anlamda oyundan kopmuş vaziyette ama güzel mesajlar verdiğini sosyal medyadan sen de takip ediyorsundur. Zaten haberlerde haber yokluğundan onları alıp alıp yayınlıyorlar. Evet. Televizyonlar. Olabildiğince onlar da kendi organizmalarını sağlıyorlar. Kendi oyunlarını yapıyorlar. Evde kal mesajlarını ister istemez veriyorlar. Sportif faaliyetleri yayınlıyorlar. Tofaş'ın içerisinde ne yalan söyleyeyim. Berkan Durmaz'ı bir adım daha önde gördüm bu konuyla ilgili. Sürekli bir ya puzzle'da ya bir başka sosyal aktivite üretiyor kendine. Şimdi, çok önemli. Şunu da söyleyeyim sevgili Mehmet Ali. Birazdan yönetmenim Kaan sağ olsun hazırladı. Bizim de arşivimizden çıkardık. Böyle neşeli biraz program yapmaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin ruhu sıkıldı. Doğru. Ne zaman açsanız işte meşhur malum haberler maalesef. Ama bu da hayatın gerçeği. Biz bir nebze olsun hani sizi gülümsetebilir ya da nostaljik olarak ah neydi o günlere götürebilirsek. Örneğin ilerleyen dakikalarda geçen sene Bursa Spor'un tabii Fruit Extra bu sezon oldu. Bursa Spor'un birincilikteki şampiyonluk görüntülerini, o meşhur Atatürk Spor Salonu'ndaki coşkuyu sevgili Kaan hazırladı sağ olsun. Bizim arşivimizden aldık. Bazıları bizim objektifimizden. O timsah yürüyüşleri, kupanı kaldırma töreni, Hidayet Türkoğlu Başkan'ın kupayı vermesi ve sonuna da bu seneden bir güzeller içinden bir seni seçtik, ekledik ve Texas taraftar grubu Avrupa'ya Avrupa'ya diye bağırıyordu. Bursa Spor basketbol takımının Fruit Extra olarak Avrupa'ya gitmesini istiyordu. Bu arada bize de mesajlar gelmeye başladı. Her yerden izleyenler var. Sağ olsunlar. İskoçya'dan Ercan Altıngül dahil olmak üzere sevgili Ertuğrul Güler'i, Mustafa Turan'ı görüyorum. Evde kalınız, program seyrediniz efendim. Vallahi biz sizin için buralara geliyoruz. Siz de izlerseniz seviniriz. Tofaş Basketbol We Miss You diye şimdi Tofaş bir mesela tweet attı. Yani biz basketbol seni çok özledik.
anlamında herhalde şey biraz Euro Cup'u da mentionladılar herhalde. İngilizce yazmışlar. Olabilir. Zeki Subay iyi akşamlar selamlar demiş. Gazeteci büyümüş. Zeki abi selamlar. Selamlar abi. Gemlik'ten selamlar. İyi yayınlar. Mustafa Turan Gemlik'ten her zaman olduğu gibi yazıyor. İyice sıkılmaya başladık diyor. Siz sıkılmayın diye biz uğraşıyoruz. Biliyoruz hani bakanlar açıklama yapıyor sürekli. Ekonomik durumu var işin. Bugün Bursa'da kapalı çarşı kapandı. Ben bugün yemekte çocuklara söyledim. Yani benim yaşım 51. En son kapalı çarşıyla ilgili babamdan duyduğum 50'li yılların başıydı. Kapalı çarşı yangını. Evet. Onun dışında Allah korusun herhangi bir... Nice felakete veya da olumsuz tabloya rağmen açıktı. Hiç kapandığını hatırlamıyorum. Evet. Onu söyleyeyim çünkü... Bu arada şunu da ekleyelim abi. Teksas'la ilgili olarak hazırda yeri gelmişken dün saat 21'de evet. Çok güzel bir meşale şov yaptılar. Sağlık çalışanlarına biliyorsunuz her akşam. Müthiş. Saat 21'de bir alkış... Ben alkışlamaya devam ediyorum bu arada. Evet evet biz çocuklarla alkışlıyoruz. Hoş bulunmuyoruz. Güzel bu en son sürekli aydınlık için bir dakika karanlık organizasyondan sonra toplumsal böyle bir birleşme güzel oldu. Ben de bugün onu yazdım. Yani elinize yüreğinize sağlık Teksas diye. Doğru. Sağlığa vurgu yaptım. Hakikaten Teksas 3 gece evvel de bu alkışın ikinci gecesinde hastanelere yüksek gittisi hasta. Çok önemli bir... Pankart astılar. Hatta pankartın içeriğini de söyleyelim de ileride söyleyecektim ama sen konuyu açınca hemen ben onu da araya girip söyleyeyim. Pankartta şöyle yazıyordu Teksas'ın attığı, daha doğrusu astığı hastanelere. Biliyoruz çok yoruldunuz. Ne sizleri ne de emeklerinizi unutmayacağız. Teksas imzalı. Bu pankartları hem Bursa Şehir Hastanesi'nde hem yüksek ihtisas ve bazı acil biz de buradan alkışlara gönderelim. Biz de alkışlıyoruz buradan değerli sağlık çalışanları. Çok çünkü onlar çoluğunu çocuğunu görmüyor. Neredeyse 24 saat hastane köşelerinde uyumak ya da dinlenmek zorunda kalıyorlar. Toplumun çeşitli yerlerinden bu arada hem ekonomik anlamda mesela Saran gibi, Nevzat Aydın gibi önemli isimler, gruplar da ciddi bir maddi bağışlarda bulunmaya başladı. Müthiş. Ayrıca bunun yanına materyal desteği verenler de var. Gördüm bir iki firmanın hem kendi ürettikleri ürünlerden bilabedel onlarla paylaşımı da çok kıymetli. Şu anda Bursa'da da bir son dakika haberi gördüm. Bursa'da koronavirüs testleri çalışılmaya başlandı diyor. Bursa'da test yapılmaya başlanmış. Hı hı. Ben bunun yapılıp yapılmadığını bilmiyordum açıkçası. Çünkü hani konumuz değil. Bu arada çok şey mi sürdük ya ne derler ona? Dezenfektan ya da kolonya. Çok kolonya kokusu gelmeye başladı burnuma. Koku almak iyi bir şey. Evet, onu söyleyeyim. Koku güzel bir yemekten çizgi. Tad almak o da iyi bir şey. Güzel bir çizgi. En azından hani genzim yanıyor desem bu şeyden. Dezenfektan bir ve... Bir NBA oyuncusu değil mi bunu? Evet. Söylemiş ikinci etapta özellikle böyle problemle karşılaşıyoruz diye. Çok sıkıntılı yani iş. Çok sinsi bir şey. Nereden ne çıkacağı belli olmadığı için. Bu arada Abdurrahim Albayrak da tabii ona da evet, geçmiş olsun evet. Dileyelim. Galatasaray ikinci başkanına da ve eşine. Allah şifa versin. Zor. Böylece Bursa'daki testlerden de yani Ankara'ya gönderip de zaman kaybı sonuç beklemek çok büyük bir sıkıntıydı. Evet. Yani düşünsene şimdiki o kitler 15 dakikada alete sokuyorsun makineye değil mi? Evet 15 dakika sonra sana neticeyi veriyor. O hamilelik testi şeyi gibi bir ufak bir şey. Muhtemelen yani. Yani ben televizyonda gördüğüm kadar söylüyorum. Hani kaç çizgi maç çizgi onları bilmiyorum ama sonuçta o doktorların işi. Bunu da söylemiş olalım. Bir de birazdan o videoyu yayınlayacağız ama yani son dakika bir gelişme olursa canlı yayındayız diye hayata dair Sağlık Bakanı'ndan mutlaka. Onu da veririz. Değil mi? Bir gözümüzle televizyonda. Bir yandan da evet nereye bakıyorsunuz demeyin. Bir yandan da televizyonu tabii. Kesiyoruz. Bu son dakika açıklamasını duyurmak önemli. O araya kadar ben dilersen şu bilgilerden biraz bugün çok onları sana aktarayım. Senden de genel yorum ve toparlama rica edeceğim. Mesela Tofaş 6 Amerikalısıyla görüştü. Ülkesine gitmelerine izin verdi. Zaten onlar da durum itibariyle böyle düşünüyorlardı. Bu net. Frutta Extra... Bursa Spor yabancılarınla özel bir sözleşme protokolü imzaladı. Ve bu oyuncuların, bugün konuştum Nedim Yücel'le, genel menajer Nedim Yücel. Abi dedi şu anda Gian Lopez Clavel ve Gabriel Oroseni şimdilik Türkiye'delermiş. Ama diğer 3 Amerikalı ülkelerine dönmüşler. Hatta Chris Jones'la Perry Jones'un da videosu var. Onu da birazdan gireriz. Sevgili Kaan'a da buradan ilk video için ön bilgi vermiş olayım. Nedim'den de şöyle güzel bir bilgi geldi. Maddi açıdan fedakarlık yaptığını açıklamıştı ya kulüp. Evet. O maddi açıdanı ben biraz araştırdım ve Nedim'e de sordum.
bu oynamadıkları dönemin parasını almama konusunda anlaşmışlar. Önümüzdeki süreçle ilgili. İşte bu süreç yani atıyorum ne kadar sürdü? 1,5 ay, 2 ay. Attım. Hak edişleri kadar alacak. Evet yani oynamadıkları ama oynadıkları itibana başladıkları günden itibaren günü gününe hesaplanacakmış paralar. Anladım. Yani aylık diye öyle yarım aylık bir haftalık değil. Geldi adam ayın atıyorum 15'inde 25'inde. O gününe göre bütün paralar. Tabii bu kulübü biraz rahatlattı. Hani işin sağlık yönü tabii çok önemli ama maddi yönü de. Şimdi bu basketbolcular bastırsalardı biz kardeşim ne yapalım sözleşme var diye hiçbir şey yapamazdın. Tıkır tıkır buradan gönderirdin. Onlar Amerika'dan çekerlerdi parayı. Öyle olurdu evet. Ama bunu ben hakikaten bu bu çok ince bir çizgi abi. Bu 5 yabancıyı da ben herkesin tutuyorum. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Hep çok uyumlu adamlar seçmişler. Teknik ekibi ve kulübü kutlayalım gerçekten buradan. Gerçekten öyle. Hakikaten bu yani bir de değişti yani Robinson geldi, Cihan Klavel geldi. Evet. Yani evet. Buna rağmen ligler başlamasında ve biz döneriz inşallah diyorlar. Dönme konusunda prensipli anlaşmışlar. Ha, yani kimisi anladım. Bana ne diyor mesela ne diyor Darüşşafaka feshetti gitti diyor mesela. Evet. Öyle değil. Özel protokol maddi açıdan feragatta bulunuyorlar. Bu şu an anlaşmalı boşanmaya yakın bir durum olmuş. Boşanma yok ama. O zaman ne gösterecek bilmiyoruz ama o zamandan bu zamana sanki hem Bursaspor hem basketbol açısından iyi bir dönem. Evet. Mesela şu anda niye burada diye soracak olabilirsiniz ama Gian Lopez Graven'in eşi hamile. Evet. Porto Rikolu oyuncu. Bir de ülkeye gitmek için şu an tabii uçuşlar da biliyorsun evet, sınırlandırıldı. Sınırlandırıldı. Onların aktarma yapacakları ülkelere Türkiye'nin uçuşları yok. Galiba en heveslisi Olesen abi. Gitme gibi bir niyeti yok çünkü İngiltere'deki rakamlar ve bilanço. Saldım çayıra durumu var orada. Yeni yeni toparlamaya çalışıyorlar. Evet, evet. Bir de ben Uğur Özmen'i de aradım. Sevgili Final Spor'un genel menajeri dostumuz. Uğur da şöyle bir şey söyledi. Biz dedi iki Amerikalı yabancı oyuncularımızla konuştuk. Biz dedi Guy Veal, o Amerikalı bıdık var ya her yerden atan. Meşhur. Meşhur. Guy Veal göndermişler. Daha doğrusu göndermişler demeyelim. O da hani geri çağırmak üzere ülkesine izne göndermişler. Onun da geçici bir süre. Eşi hamileymiş. O da ülkesine gitmek istemiş. Fakat Senegal'li pivot Abdullahya'nın sıkıntısı şu. Senegal'e Türkiye'den uçuş olmadığı için şimdilik Bursa'da. Mecburen. Evet. Yani misafir. O Senegal'li pivotun durumu da ligler olumsuz yani şu anda belirsiz. Bence Nisan sonuna kadar başlaması zor gibi gözüküyor. Hani edindiğimiz intiba ve ufak tefek evet bilgi kırıntıları. Yani Nisan ayını kesinlikle zaten devireceğiz. Basketboldan bahsediyoruz. Elbette. Ya ben bilmiyorum hani Mayıs'ı da yani bir 15'ine kadar acaba bir evet görelim mi diyoruz. Hani sanki araya şey de gelecekmiş gibiyiz. Serkan abi, malum tabii 23-24 Nisan itibariyle Ramazan da başlıyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde belki Mayıs'ta hani böyle Ramazan'da formata sıkıntı girebilir mi bilmiyoruz. Çünkü yani şimdi etap etap... Bugünden yarına bilmiyoruz ki ne olacağını. Evet yani bilanço artıyor. Biz ne zaman ki hem Türkiye özelinde Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir gece tweetinde evet bugün yeni vakaya rastlamadık, ölümümüz de yok. Evet iyi gidiyoruz gibi bir rakam çıkarsa biz artık farklı şeyler konuşmaya başlarız. Evet. Onun haricinde yeni bilançolar ki işte bilim kurulu toplantısı muhtemelen sürüyor. Evet akabinde her an açıklama yapılabilir. Bekleniyor. Dolayısıyla normal şeyleri konuşabilmek için normal ligi, normal Euro ligi, Euro kapı, evet işte dengeleri, finansmanı konuşabilmemiz için önce şartların bir olgunlaşması lazım ki biraz önce çok önemli bir noktaya bence temas ettin. Kulüpler oyuncularla ve salgınla mücadele ettiği kadar bir de finansmanını da bir şekilde şu an ayakta tutabilmenin mücadelesini veriyor. Storlar kapalı. Bilet satışı yok. Zaten çoğu insan artık evinde oturmaya gayret ediyor. Seyircisiz maçlar oynandı. Bir taraftan da şimdi taze bir bilgi de geldi. Bursaspor salı günü akşamı antrenman yapacaktı futbolda. Evet. Özüce'de toplanacaktı ama Sayın Başkan Mestan açıklamış. Yarınki antrenmanı iptal ettik. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri duyuracağız. Yönetim kurulu toplantısından sonra Bursaspor'un ne zaman topbaşı yapacağı belli olacak. Bu arada yurt dışına Bursaspor futbolcuya izin verilmedi onu da söyleyelim. Yurt dışına giden yabancıların Amerikalı ya da hangi ülke olursa olsun dönüşlerinde bir de 14 günlük karantina durumu var. Şu meşhur Şumidika gibi. Romanya'ya kaçtı ya futbol. Kaçtı. Gaziantep FK'nın evet antrenörü. Özel uçakla kaçmış. Özel uçak tutup. Ya da bir de poz vermiş. Bu arada midemden zaman zaman gaz geliyor kusura bakmayın. O aralarda zaten dostum topa girer. Yani ses geliyorsa da Kaan kameradan bilmiyorum yani.
Evet, ufak da öksürükler oluyor böyle. Gaz öksürü diyelim. Bir de dilerseniz şu giden oyuncular Chris Jones için özel bir klip yayınladı Bursa Spor Kulübü basketbol hesabından. Bir de Perry Jones da bugün o videolara katıldı. Kaan hazırsa o iki, daha doğrusu ikisini birleştirdiğin tek videoyu yayınlayalım. Yaklaşık bir dakika civarında bir video. Sevgili seyirciler, Bursa Spor, Fruit Extra Bursa Spor'dan ülkelerine izinli olarak giden Chris Jones ve Perry Jones'un videolu mesajını dilerseniz hep birlikte izleyelim. Hey guys, I just want to tell you guys, I want to thank you for everything, all your support this year. Hopefully we get to finish this year off. Love to come back, but I'm looking out for the safety of my family. I'm gonna miss you guys, and hopefully we continue this ride. If in the guy, stay home. Hey guys, just want to say thank you for all the support you then gave us, especially me. I mean, something me and the turkey. Unfortunately, some things happened in the world, and some precautions had to be made, especially for me personally and for my loved ones. But hopefully things can get under control and the season can start again. And I come back and we all come back and finish what we started. Until then, doshus. Doshus. Görüşürüz dedi sonunda Perry Jones, Chris Jones için de. I will be back. Evet, hiç bekliyoruz tabii. Onlar da Bursa'yı çok sevdiler, taraftarları çok sevdiler. Texas grubu. Zaten Chris Jones da Texas'ta, Texas'a dönüyor. Tamam. Yabancı değil yani, yabancılık bir Texas'dan çekmez. Texas'dan öbür Texas'a. Evet, yani tabii her taraftan da mesajlar geliyor. Onlara da bakmaya çalışıyoruz diyelim. Bu Amerikalılar konusuna sen nasıl bakıyorsun? Şunu da ekleyelim. Budo Gemlik Basketbol'da iki Amerikalısı Watkins ve Gary Johnson'la yeniden dönmek şartıyla ülkelerine gönderdiklerini açıkladı. O da birincilik takımı. İkincilikte zaten geçtiğin yabancısı yok. Anlaşmalı ayrılıklar çok önemli. Çünkü bu sürecin içerisinde kavga gürültü de gidebilir. Dünya genelinde tabii bir sıkıntı olduğu çok aşikar. Gittikleri ülkelerinde de çok iyi bir tablonun kendilerini beklediğini söyleyemem. Eminim birçoğu zaten karantinaya girecek. Evet. Dönüşte de böyle bir şey var. Rağmen. Ama tavır olarak, karakter olarak ortaya koydukları izlenim bence herkesin gönlünü fethetti. Değil çünkü mi? Biz basketbolcularda ve sporcularda maalesef hani bu... Banane paramı verin. Gibi ha yani böyle genel kültür, entelektüelite anlamında veya... Halden anlama. Yani hoşgörü, bunlar çok değerli kavramlar ve biz Türklerin aslında çok kalbini fetheden işler. Dolayısıyla yabancılardan bunu karşılamak, belki de bir daha ömrü boyunca gelmeyeceği bir ülke veya şehrin sporcusu olmaktan çıkmaya çok hazırlandığı dakikalar itibariyle kapıyı o anlamda sertçe kapatmadan yaklaşımlarını çok doğru şekilde ortaya koyarak ayrılmaları ve veda etmeleri... Bence çok alkışlanacak işlerden bir tanesi. Aynen. Tabii hepsinin bir fundamental'ı var. Burada zaten ortaya koydukları tablo, gösterdikleri şey önemli. Sayın Bakan bu arada açıklamaya başladı. Bakalım Bakan. Bakanlığım adına, bilim kurulumuz adına koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin profesörleri olan sağlık çalışanlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Şu yeni tedbirlerin konusunu gündeme getirdi tabii. İngiliz haberciliği takdir ediyor. Medya da çok önemli bir sınav veriyor sana kanal. Evet, biz de şu anda Sağlık Bakanı dinliyoruz. Bir şey söylerse aktaracağız. 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 14 Mart, 10 Mart'ta görüldü. 10 Mart. Süreci yakından izliyorsunuz. Ülkemizde 10 Mart. Dün akşam saatlerinde bugüne dek tespit edilen vaka sayısını açıkladım. Son 24 saatin bilgilerini verdim. Şüphelilerin takibinde testlerin hızla yapılmasında... Tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasına çok titiz davranıyoruz. Buna ilk hastamızın temas çevresinden başlamıştık. Sonraki hastalarımızda
Bu prensibi katı bir şekilde uyguladık. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Acaba ses geliyor mu? Herhalde geliyordur. Yerine artık olasılıklara bakarak ön kesmeye çalışıyoruz. Dün itibariyle toplam test sayısı 21.345'ti. Yine dün itibariyle tanı sayısı 1236 olmuştu. Kaybettiğimiz hasta sayısı ise 30. Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlardaydı ve COVID-19'a eşlik eden başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Kronik bilmiyorum hastalardan bahsediyor. Dirençleri zayıftı. Bu ölümlerin sebebi doğrudan onların yaşları değil. İleri yaşlarda kaçınılmaz olan başka hastalıkların tabloda ağır bir yer tutmasıdır. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler... Şimdi sevgili Kaan, dilersen ikinci videoyu verelim biz. Burada böyle kalmayalım yayında. Bursa Spor'u birincilikteki şampiyonluk nostaljik görüntülerini verelim. Burada bakandan biz de izleyelim, yeni bir şeyler söyleriz. Size aktaralım. Hadi bakalım. Recep Doğrusoz. Şimdi arkadaşlar şampiyon için.
www.bursadabugün.com Türkiye'nin en büyük yerel medyası. Her 3 çocuktan ikisi dijital dünyada siber zorbalığa maruz kalıyor. Bu durum çocuklarda birçok psikolojik rahatsızlığın başlamasını tetikliyor. İnternet üzerinden ödül veya hediye kazandığınıza dair gönderilen e-posta ve mesajlara itibar etmeyin. Halka açık alanlardaki internet bağlantılarına ve hesap bilgilerinizin güvenliğine dikkat edin. Hayatınızı kolaylaştırırken dolandırıcıların işini de kolaylaştırmayın. Siber korsanlar karşısında basit ve yetersiz önlemler almayın. Unutma, siber güvenlik farkındalık ile başlar. Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale uygulamasıyla gümrükte kalan araç ve eşyaları satın alabileceğinizi biliyor muydunuz? E-ihaleye www.eihale.gov.tr adresinden ücretsiz bir şekilde üye olabilir, dilerseniz üyeliğinizle e-ihale mobil uygulaması üzerinden işlemlerinize devam edebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes internet üzerinden e-ihaleleri inceleyebilir, teklif verebilir ve ihale sonuçlarını görebilir. İhaleye katılıp kazanırsanız ihale bedelini e-ihale banka hesabına yatırdıktan sonra eşya ya da aracınızı bulunduğu yerden teslim alabilirsiniz. Sizleri de dijital dünyanın güvenli ve şeffaf uygulaması e-ihale gümrükten satışa bekliyoruz. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa kadın destek uygulaması KADES'le emniyet ve jandarmadan en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda. Sokakta tek başına. 150 milyar dolar bütçesi, 40 milyon oyuncusu ve 8 milyar seyircisiyle dev prodüksiyon. Çok tatlı, şirin bir çocuk ve onu çok seven ailesi. Talihsiz bir an ve birdenbire kaybolmanın getirdiği o benzersiz korku. Neyse ki ona yardım eden iyi bir teyze. Ama belki de sandığı kadar iyi değil. Sonrası dayak, şiddet ve her gün zorla çalıştırma. Dünyada 40 milyondan fazla insan ticareti mağduru var ve her yıl suç örgütleri 150 milyar dolardan fazla gelir elde ediyor. İnsan ticareti uluslararası bir insanlık suçudur. Bu suça daha fazla seyirci kalmayacağınıza söz verin. Birinin bu suçu işlediğini düşünüyorsanız mutlaka arayın. Radyo Bursa'da bugün 94.2. Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz. Desteklerinizle. Merhaba sevgili seyirciler. Fruit Texas'ın katkılarıyla sunduğumuz ve 94.2 Radyo Bursa'da bugünden de ortak olarak yayınımıza devam ettiğimiz yayında sevgili dostum TSİ'de Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile beraber
pot altını devam ettiriyoruz. Tabii Sağlık Bakanı konuşuyor dedik. O sırada biz coşkulu, nostaljik Bursa Spor şampiyonluk videosunu izledik. Sonuna da bu sezondan bir sevinç koyduk. Texas'la birlikte Tofaş Spor sonundaki sevinci ekrana getirdik. Dilerseniz şöyle yapalım. Sağlık Bakanı çünkü açıklamalar devam ediyor. Biraz önce ekrana verdiğimiz değil mi Mehmet Ali? Alt yazıyı da kaldıralım. Tekrar verelim. Chris Jones ve Perry Jones veda Türkiye'den ayrılırken neler söylemişlerdi, nasıl veda etmişlerdi? Çünkü Chris Jones eyvallah da Perry Jones'un biraz daha hani sırf İngilizce konuşuyor ve altında Türkçe alt yazıları var. Onu bir daha hatırlayalım dilerseniz. Ardından yine pot altı kaldığı yerden devam edecek. Guys, I just want to tell you guys, I want to thank you for everything, all your support this year. Hopefully we get to finish this year off. Love to come back, but I'm looking out for the safety of my family. I'm going to miss you guys, and hopefully we continue this ride. If in there, guys, stay home. Hey, guys. Just want to say thank you for all the support you then gave us, especially me. It means something to me and the turkey. Unfortunately, some things happened in the world, and some precautions had to be made, especially for me personally and for my loved ones. But hopefully things can get under control and the season can start again. And I come back, and we all come back and finish what we started. Until then, doshus. Doshus. Chris Jones ve Perry Jones görüşürüz dediler. Biz de görüşürüz diyoruz. Hakikaten yani sanki 40 yıldır Bursa'dalarmış gibi. Say hello to yenge. Değil mi? Yani bilmiyorum yani çok samimi oldukları için biz mi çabuk alıştık? Yoksa hani Süper Lig'deki ilk Bursa Spor takımının ilk yabancıları oldukları için mi? Ama Chris Jones zaten lider bir oyuncu. Perry Jones NBA'yi görmüş sakatlıktan dönmesine rağmen. 4 numarada önemli katkılar yaptı. Çok iyi performans gösterdiler ve istikrarlı bir tablo çizdi ikisi de. Değil mi? Buradan yana da kutlamak lazım. Ayrıca giderlerken Nedim Yücel'in dediği gibi, genel menajer Nedim Yücel'in dediği gibi maddi açıdan da oynamadıkları haftaların, ayların parasını almayacaklarını protokole imza atarak gittiler. Bu da kolay değil. Tofaş'ın Amerikalıları da döndü. 6 yabancısı onlar ülkesinde. Son maçtan sonra Orhun Eren'in ben TRT'deki açıklamanı dinlemiştim. Orada da hatta haberleştirdik onu. Güzel bir haber derlemişsin. Evet sitemizde de. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü son maçı Fenerbahçe'yle onlar var. Niye hemen Orhun Eren'e bağlandılar? Fenerbahçe. Son benim de telefonlar susmadı biliyor musun? İstanbul kanallarından. Abi şu hocanın telefonu var mı? Şu menajerin telefonu var mı? Off the record. Kanal ismi ve hoca ismi söylemiyorum yani. Hı hı hı. Ama tabii son maçı Tofaş Fenerbahçe'yle oynayınca iki Amerikalısı gitmedi falan. Allah'tan hani herhangi bir semptom yaşamadığını oyuncuların evlerinde dinlendiklerini, altyapı dahil spor salonu ve kulübü kapattıklarını söyledi Orhun Eren'e. Tolga Öngören'in de kulüpten öyle bir resmi açıklaması gelmişti aynı saatlerde biliyorsun. Bu bir gerçek. Ha 7 hafta nasıl oynanır mı oynanmaz mı, playofflara zaman kalır mı kalmaz mı bunları bilmiyoruz. Ya şimdi oynanmaz sayı senaryolaştırsana Serkan abi. Nasıl? Oynanmazsanın var bugün, mı altından çıkabileceğim bir yani şey? En kötü. Böyle tecil edilir mi? Böyle tescil edilmesi yani şu anda ölelik dersin. Anadolu Efes 1.'ydi onu şampiyon ilan edersin. Efendime söyleyeyim Beşiktaş 8.'ydi gibi gibi. Ama bu bütün ülkeler uygularsa bence Türkiye bunu emsal alır. Ya ben mesela Türkiye'den çok buna itiraz olacağını da düşünmüyorum abi bu sezon için. Belki bu seneyi kupasız da kapatabilirler ya. Yani bu seneyi yok sayma bile olabilir yani. Ya evet o da bir opsiyon. Yani oynanmamış bitmemiş bir hani sen 2019, 2020'nin Topal şampiyonu muydun falan hani Topal ördek gibi evet. Demeyelim de Topal evet. Şampiyon. Malum o yani kısa şampiyon. Temmuz krizinin ardından da öyle bir ha bu 2011 gibi acayip olmasın. Bir şey oldu hani Bursa Sporu o anlamda. Şenol Güneş'in de başı belaya girmişti şampiyonun evet. Sayılarını söylerken falan. Evet, evet, evet. Yani biliyorsun hop bir dakika kaç sayıdır şampiyon olmadık falan dedin ama biz şurada... Aslı olmuştuk ama olmuştuk ama şurasıydı diye. Acayip. Çok arafta bir iş. Acayip. Yani nasıl neticeleneceğine dair bence o... Toplantıda biliyorsun güzel bir toplantı olmuştu. Bu lig ertelemelerinin ötesinde 3 federasyon başkanını evet, Ankara'da. Çağırmıştı. Dikkat çekici bir unsur da
Belki yeri değil ama bir yerde bir açıklama da okumadım. Handball, yani ligi olup da orada temsil edilmeyen tek federasyon handboldu. Bunda nedenini araştırıyorlardı. Eğer bir kişisel mazeret bildirmemişse davet edilmedi yönünde bir hareket. Handball federasyonu çağrıldı mı? Çağrıldıysa gelmedi mi? Yoksa başka bir şey mi? Bir şey yani. Hani bakanın çağırdığı yerde ikinci bir yani çok ciddi yani, bir sağlık öyle bir şey problemi var olmadı. En azından AS Başkanı gelir abi. Yani mutlaka bir temsil eden var orayı. Tabii. Ama çağrılmadığına yönelik bir şey vardı. O da acayip bir spekülasyon olmuştu hani. Doğru söylüyorsun. Bu arada birkaç mesaj daha var. Onları da okuyalım tamam. Bu arada. Şevki Yıldırım demiş ki sağ olsun Karaca Bey'den sevgiler. Eski basketbolcu dostumuz. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Spor önemli ama sağlık çok daha önemli. Bilinçli davranmalarını diliyorum insanların demiş. Kurallara uymasını dilediğini söylemiş. Mesajını tekrarlamış. Sevgili Şevki Yıldırım'a biz de dostumuza teşekkür ediyoruz. Ben de onun maçlarını çok izledim ve yazdım. Eski pivotlardan meşhur dizliğini çeker oynardı. Öyle sürekli dizlikle. Pivotlar her dönem faul problemine girmiştir ama değil mi Serkan? Evet, Baba Remzi başta olmak üzere. Vallahi ben Koraç Kupası'nda hatırlıyorum. Böyle o zaman daha ufaktım tabii. Tamer Oyguç o 3 faali almasın diye ne göbeğimi çatlıyordu ben. 96 diyorsun. Evet ya. 97'de yani, Tofaş bile oynadı. Hemen böyle 2-3. Faal. Yani evet. Gözümüz bir Namoski'de. Yani bütün kadro çok tabii. Tabii. Flash bir aman çünkü atmış. Yani yedeği şey çünkü yani Yusuf Erboy falan. Tabii yani. Çok bir anda attım şu anda. Canım, Yusuf Erboy Eczacı'daydı. Alpay vardı. Yani, Alpay Öztaş. Öztaş. Evet. Bilemedin şey. Yani, Mustafa Kemal. Yani bu Tofaş için de geçerli o dönemde tabii biliyorsun evet. Rivers'ın kadrosunda aman Raşat aman yapmayın. Evet. Gözümüz hep pivotlarda. Sayın Bakan da iyileşen vakalar var demiş. Gözüme takıldı onu söyleyeceğiz ama bu arada sevgili dostumuz okullar kapalı olduğu için o da evde oturan İnegöl'den Metin Yüksek hocamız da mesaj atmış. Evet iyi yayınlar diyor. Ben ilk deneyimini yaşadı evet. Bugün. Buradan da Metin hocanın bugün sahaya yaş günü onu da kutlayalım. Evet doğum günü kutlu olsun hocam. İyice yıllar hocam kaç yaşına girdiğini pek çaktırmıyorsun ama 18. İyi seneler oldu. Geceleri saymıyorsun herhalde. Saymıyorum. Tamam. Sağlık ve esenlikler dilerim demiş doğum günü hocamız. Tüm hevesler virüs salgını nedeniyle kursağımıza kaldı. Ancak bu duruma fazlasıyla isyan etmek de doğru değil tabii. Her şey Allah'tan. Öyle. İnsan sağlığı adına bence evde oturmak gayet basit bir fedakarlık. Yaşantımızdaki bazı durumların da kıymetini anlamış olmak gibi faydalar da var. Uzun mesaj olmasın diye susuyorum. Bazen diyorum ya çok uzun yazıyorsun diye. Bak okuyamıyoruz hocam. Ama bu güzeldi. Tabii biz de bu program bitince evimize gideceğiz. Onu da söyleyelim. Okuldan açılış tarihini bile spor müsabakalarına göre hesaplıyorum. Bilinçli toplum olmak zor diye eklemiş. Öğretmenlik de zor. Bilim adamları bile evde oturmayı öğretemedi insanlara. O ayrı mesele tabii. Sevgili annem de iyi programlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bugün özel okudum. Her zaman okumuyorum biliyorsun. Ellerinden öpüyoruz. Onlara da gidemiyoruz. Torunlarını götüremiyoruz ama Allah'tan görsel telefonlar var. Görüntülü konuşmalar var. Görüntüleri yapıyoruz. Artık herkes o teknolojiyi çözdü. Abi ne yapacaksın? Özledim diyor. Hiç olmazsa yüzünü, uzaktan kaşını gözünü telefon. Görüyor. Tabii. Torununun. Sesini duyuyor. Sesini duyuyor. Nasılsın? Babaanneciğim iyi misin? Çok falan. Çok önemli. Öyle abi, gidiyor. Ekranı sever. Anneannesiyle de hanım görüştürüyor. Onları böyle böyle devam ediyoruz diyelim. Mecbur abi tedbir şart. Aynen. Sağlık Bakanlığı'na bir iki not verelim. Sayın Koca dedi ki 32 bin personel alımı için sağlık kadromuza dahil etmeye başladık dedi. 32 bin personel açıklaması yaptı. Evet, istihdam müjdesi evet, bu. Sağlık kadrosuna. Ek ödemeleri sen de söyledin. Ek ödemelerde evet %100 oranında artırılacak 3 ay içerisinde diyor. Şimdi yeni bir ilaç getirilmiş Çin'den. Yoğun bakımda bu hastalara verilmiş. Şu an o bilgi geliyor. Bunun haricinde yerli üretim bir maske olacağını söylüyor. Ya hızlanmış bu. Yoğun bakımdan gelen ilaç veriliyor mu hastalara? Verilmeye başlanmış bugünden itibaren. Ha bugünden itibaren. Ama evet, şeyi göreceğiz diyor yani. Tepkileri mi? Tabii bugün yarın çıkacak. Ama şöyle yani Allah korusun çok ağır hastalara vermek zorundasın. Çünkü başka çaren yok. Yani evet o bir nevi denek gibi de oluyor onlar. Evet. Maske üretim var. Hatta biraz önce baktım. Benim üniversiteden bir arkadaşım var çok sevgili. Tarhan Telli. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerli motosikletini de üretir kendisi. Hmm, o tür. Öyle bir üretime girmiş. O da baktım bir ulusal kanalda yayında şu an konukta. Sen ondan güzel bir mevzu çıkartırsın bence. Oradan bir sen şey onu bir daha izle gidince. Ben ona bir bakacağım. Çok aslında keşke burada olsa olabilse çok değerli çok kadimli İstanbul'da bir arkadaşımdır. İstanbul'da. Orada. Ama evde kal Türkiye diyoruz. O yüzden böyle programlar için gelip gitmeler. Kimse gelmiyor. Şöyle İstanbul, yani şehir değiştirmek şehirler hoş değil. Arası bir transfer yapmıyoruz. Ya bizim şehirler evler yakın transferi da. Transferi şeyden yapıyoruz. İnternetten. Evet abi yani birçok evet. Alternatifi var. Dolayısıyla ama şu bir gerçek abi. Biraz önce sen de okudun. Ben de reklam arasında baktım. Sporcuların hepsi
işlerini özlemişler. Bizler nasıl özledik? Evet. Bizler de hemen aynı gene bu atmosferde soluk alıp vermek istiyoruz. Burada işimizi yapmak istiyoruz. Olabildiğince uzaktan kumandayla götürüyoruz ama elbette onlar da işi özledi. Bizim işimizin bir parçası da aslında en önemli parçası. Kendime baktım da sana bakınca ekran hafif kırmızı gösteriyor. Green box'tan dolayı herhalde. Öyle oluyor muhtemelen. Evet. Ya da benim kazaktan dolayı mı kırmızı gösteriyor? Belki... Artık her şeyden işkilleniyoruz ya. Hayır, sen evet. Yönetmen de bana bakıyor. Doğum sen günümde ne güzel program demiş Şevki Yıldırım. Şevki Hoca'nın da doğum günüymüş. Sevgili Şevki, seni de kutluyoruz. Hocam, nice yıllara. Nice yıllar diliyoruz. Maşallah maşallah. Sağlıklı yıllar diliyoruz. Sağlık, artık sağlıcakla kalın diyoruz. Evet, mutlaka. Adnan Orhan abimiz biraz önce Chris Jones'u ve biraz önce şeyde gördük kendisini. Ailesiyle beraber veda törenine bizzat evine kadar giderek uğurlayan Bursa Spor, Fruit Dextra Bursa Spor'un. Bursa Spor'da çok emeği var abi. Evet, geçen yani seneden bu yana. Bu geçen sene görüntüden izledik ya, inşallah program sonunda bir daha veririz. O coşkulu şampiyonluk görüntülerinde o zaman resmi yönetici olmadığı halde bir fahri yönetici gibi, görünmez kahraman gibi çalışan Adnan Orhan abimizdir. Arı gibiydi, tebrik ediyoruz. Bir kez daha. Bu yılda bir başarının tescillenmesi oldu. İnşallah. Bazı programlarda da bizi yalnız bırakmıyor. Değil mi? Mesajlarıyla destek veriyor. Bu da önemli. Herkesin morale ihtiyacı var. İyi şeyler konuşma, iyi haberlere ihtiyacımız var. O çok önemli. Dünya genelinde de görüyoruz şimdi hani bu işin endüstriyel boyutu NBA. Ben de olabildiğince takip ediyorum. Evet. Yani hani Kevin Durant vesaire falan böyle popüler isimler olduğu gibi daha az süre alan veya daha kendi takımlarında forma giyen ama bizim çok bilmediğimiz isimler de şu an etkileniyor bu süreçten. Dolayısıyla buradan belki şeyi anlatmak lazım. İşin ne kadar ciddi olduğu, ne kadar global olduğu. Nerede karşımıza çıkacağı. Bak şimdi sen çok güzel bir hamle yaptın. Kolonyan yanında işte ıslak mendil. Evet. Ona göre elimizden geldiğince dezenfektasyonu sağlamak zorundayız. Biz içeri her kulba ellediğimizde veya asansör düğmesine dokunduğumuzda. Girişte dezenfektan var. Temas ettiğimizde bu konularla ilgili sabah aklıma geldi. Bir şey oldu, bir anda gözüm kaşındı. Tam elimi götürürken durdum. Bilinçlenmeye başladık. Ay bir anda durdu. Elimi yıkamadan kaşımayayım. Yapmamamız lazım. Evet. Çünkü şu anda bulunduğumuz mekanlarda ağız bu konularla ilgili önemli. Şimdi tabii bizim programı Facebook'tan program canlı bittikten sonra açınca da baştan başlıyor ya. Elbette. Sağlık Bakanı açıklamaları biz tabii ara ara veriyoruz. Mesela biraz önce güzel bir şey söyledi. Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi. Perşembe günde 300 bin hızlı kit gelecek dedi. Ayrıca yerli solunum cihazının üretimine başlıyoruz. Bu çok önemli bir hamle. Şöyle de bir Sağlık detay Bakanlığı geldi abi. Eğitim müthiş. Konusunu çarşamba günü ele alacak bilim kurulu diyor. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı da katılacak. Okul. Belki de okullarla ilgili farklı bir düşünce. Ben sana öngörüm söyleyeyim mi? Söyle. Bu hiçbir bilgi değil. Yok. İlk öngörüm. Hı hı. Zaten hani bu hafta ekrandan uzaktan eğitim ya. Hı hı. Bu haftadan sonra ben iki hafta daha uzatılacağını tahmin ediyorum. Ha, sorarsan var mı bir bilgim? Bilgim yok. Sadece öngörüm. Çünkü ortada bir yani negatife değil, pozitife değil. Yani şu anda daha konuyu tanıma ve anlama aşamasında dünya. Bir kere her şeyden önce çocukları velilerin birçoğu göndermez diye ben düşünüyorum. Açsalar abi. Gönderir mi abi? Değil mi? Bu arada uzaktan eğitime de şöyle bir katkı sağlayayım. Ben seyrettim. Bu arada tabii liseler için. Matematikte falan bana şeyi hatırlattı. Hatırlar mısın? Geçmiş dönemde TRT'nin böyle açık öğretim liseleri var. Ben takip ederdim o işleri biraz. Çocuklar söyledi. Bir ara tabii 5. sınıftalar. 5 bitti. 6 mıydı? 7'inle matematiğin. Aa biz bunları gördük baba falan. Nasıl yani? Vallahi gördük falan. Tabii ben anlayamadığım için Allah Allah dedim. Ama öğleden sonra tekrarı veriliyor. O münferit bir tane o sıkıntı haricindeki o sıkıntıyı o tasvip etmediğimiz aman, bir şey. Aman, onun haricindeki hepsini gerçekten... Milli Eğitim Bakanı gerekli cezayı verecektir. O da evet. O mutlaka, şeyi bulup bulması lazım o zaten. O anlamda tabii. O, bu iş böyle anlayan anladı. Asır evet. Altı edilebilecek yani. Konusu bir konu değil. Yerli solunum cihazını ben yine önemsiyorum. Yoğun bakımdaki hastalara Çin'den gelen yeni ilaç verilmeye başladığı yazısı duruyor değil mi? O biraz önceki yazı. Evet. Aynı konu. Şu an soru cevap kısmı var basın mensuplarıyla. Biz o belki zaman, de bir vaka açıklanır mı diye de baktık. Gece 11'e gene bekleyeceğiz galiba. Gece tweette. Gün sonu açıklayacağım diyor. 24 saat. Bilançoyu topluyor. 24 akşam saat genel ya tam 24 saat geçsin diye bekliyorlar. Bugün yarın yeni vaka dün gece 23'te açıklandı. Evet genelde o saatleri... Bir 12'den gece 24'ten 23'e doğru gelmeye başladı. Muhtemelen o gece aksiyonu da o. Ha, bu arada ilginç bir durum bu. Sağlık personeli içinde de pozitif vakalar var diyor. Tabii bu anormal bir durum değil. Evet. Sayıyı söylemeyeceğim ama diyor. Ben normal. De gördüm onu. Evet, tabii bu arada 65 yaş üzerindeki değerli büyüklerimiz lütfen evden
çıkmayın. Evde kal Türkiye derken bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Tamam havalar güzeldi. Ben vallahi bugün yağmur yağsın diye dua ettim. Zaten hava veriyordu yağmuru ama tam yağmadı. Çünkü hani artık uyarmaktan bıktı belediyeler. Üçlü bankları kaldırıyorlar falan. Şey çekiyorlar abi. He. Bank çekiyorlar. Bazı banklar tek kişilik banklar konmuş şeye. Bizim o Cumhuriyet Caddesi Pirinççam'ın önüne. Haberlerde gördüm. Yani aman lütfen sizin iyiliğiniz için yoksa ne olacak ki yani? Gezmek, tozmak kimsenin tek elinde olan bir şey değil ama bugünler önemli günler. Bak, en güvenilir çözüm evde kalmak diyor. Ya çok basit bir şey ya. Evet can sıkıcı ama evin içinde de mutlaka kendimizi... Kitap var, müzik var, televizyon var, yani, sosyal medya var. Abi bunun kaçınılır bir tarafı yok. Bu bir alternatif değil. Yani her sokağa çıkan birey bir risk. Hemen bakkalınıza her gidin. Anlamda. Yani şey 65 yaş... Altı için söylüyorum. Bakkalınıza gidin, marketinize alacağınızı alın. Ondan sonra eve geldikten sonra bizim hanım gibi sirkeli bezle onları tek tek evet, ambalajları evet, silin. Ondan sonra ne kadar güzel söyledi. Mücadelenin başrolünde de kadınlar üstleniyor. Kadınlar hakikaten bu da hassas davranıyorlar. Sen bir de bizim evdekileri görsen ne demek? Evet diyorsun sirke, ev sirke. Ve şey var. Burada Sivas'tan bir görüntü vardı. Dikkatini çektim bilmiyorum. Bugün abi herhalde... Söyle fazla bakalım. Yemiş. Fazla yediği için soda istemiş. Sodayı da iki tane polis memuru. Ha onu gördüm. Ekmek falan filan getirdi. Devletin evet öyle bir şeyi de başladı. Evet, bu yani evet çok büyük şehirde çalışmalar ciddi var. Bir şey. Yani evet. Bunu herkes şimdi evet bu konuyla ilgili bir yargıya varabiliriz. Nedir? Önce bunu test edeceğiz. Evet gerçekten sizin bireysel alışverişinizi yapmanız gerekiyordur. Tek başınasınızdır. Ama bu konuyla ilgili şu an devletin ilgili mecraları var. O mercilere müracaat edin. Karşılık alamazsınız. Çıkın ki söyleyecek sözünüz olsun. Deyin ki ben X-Gear'i aradım ama bana bu konuyla ilgili yardımcı olamayacaklarını söylediler. Ben de her türlü cezaya razıyım. Bence şu isimleri de değerlendirin diye. Gibi gibi. Bilinçli olmakta evet, fayda var. Sağlık Bakanı'nın biraz önce açıklaması tekrarlayalım mı? Milli Eğitim Bakanı ile beraber çarşamba günü sevgili Mehmet'in dediği gibi ortak bir durum değerlendirmesi yapılacak. İki bakanlık. Tüm her şeyi ortaya koyacaklar. Gelişme olursa zaten hemen Allah'tan hani bütün televizyonlarımız ve internet sitelerimiz veriyorlar. Online. Herkesi de tebrik ediyoruz bu arada. Şu ana kadar hiç bir haber sekmedi. Provokatif ve gerginlik oluşturacak yok, bir haber okumadım. Takip etmiyorum. Sportif yok, anlamda da öyle. Zaten şu var. Bugün ligler başlasın deseler ki dün biliyorsun bu konuyla ilgili Mehmet Sepil de birkaç takvim sundu. Evet. LFF Başkanı ile beraber konuşup. Basketbolda da öyle bir düşünce var. Ha onu anlatıyordum abi. Toplantı... 27 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Günü oynatmayı planlıyor ya UEFA. Ona kadar bitirebilir miyiz acaba 27 Haziran'a kadar gibi bir hesaplama var. Hafta içi çarşamba pazar oynayıp. Öyle bir durum olacak. Bir şey söylüyordum. Bakanlığın yaptıkları toplantıda şöyle bir... tatsızlık da demeyeyim ama bir tartışma konusu olmuş. Hiç kimsenin önüne bir takvimi yok. Yani belirleyebilecekleri bir takvim olmadı. Neye göre, neye göre erteleyeceğiz diye bir şey durum gelişmiş içeride. Ama şimdi herkes kendi cephesinden haklı. Şimdi Hidayet Türkoğlu'nun önüne verdiğin zaman işte bugün Süper Lig'de kaç maç kaldı abi? 7. 7 tane yani maç var. Basketbol Süper Lig'inde 7. Evet yedi. Yani bunu istersen 2 haftada bitirebilirsin yani. Pazartesi, çarşamba, cuma. Ama bayağı mesela Efes'in Fener'in Euro Ligi'de var mesela. Tabii. O da, onlar da o başlayacak. O da başlayacak mı aynı anda? Bu arada Adnan Orhan abimiz de sağ olsun bize mesaj atmış. Ben de hemen kendisine teşekkür ediyorum. Biraz önce bahsettik. Gerçi o mesajı biraz bizim konuşmalarımızdan önceki mesaj diye tahmin ediyorum. Belki de. Ama hani çok evde abi, kal Türkiye gibi bir mesaj. Tam okuyayım. İyi yayınlar. Sağlık evde. Evde kalın diyor. Sağlık kendisinin evde de sosyal diyor. Medya paylaşımını gördüm. Tebrik mesaj ederim seni de. Evden tekrar mücadele ve bu anlamda çalışma sürüyor. Herkes tabii hayatının bir parçası olarak entegre etmek zorunda bu doğru işi. Yunanistan Basketbol Ligi iptal edildiği bir haber var ama... Teyide muhtaç mı? Tabii nasıl bir iptal yani durdurma mı? Bu sene oynamayacağız artık deme mi? Onu bilmiyoruz. Yunanistan'da bir de sokağa çıkma yasağı ilan edildi abi. İlan edildi. Dolayısıyla... Türkiye ile kapılar kapalı falan biliyorsun. Bir de öyle de bir tabii durum oluştu. Gitmeler gelmeler sıkıntılı. Vallahi biz elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Bu arada ilk defa bir il ismi duydum bakandan abi. Van'la ilgili niye öyle bir soru mu geldi acaba? Sonra toparladı. Türkiye genelinde birkaç bölge hariç her yerde bakanımız var.
Ha. Evet, bugün ama mesela ama dünya... Van'da, İran'la kapılar Van tarafından ya, bir de oradan kaçak girişler olduğu iddiaları muhtemelen var. Muhtemelen o şey, ha, ilk defa bir il ismi duydum çünkü. Ama... Yanlış anlaşılmasın diye hemen toparlara, Türkiye'nin genelinde vakalarımız var dedi. Yani o Van'a yoğunlaşmamak için. Şimdi bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün güya Wikipedia aracılığıyla yayınladığı bir Türkiye haritası olduğu öne sürülüyor. Orada da birkaç il var. Hani İzmir gibi, İstanbul ve Ankara gibi. Büyük iller. Evet. Hani hatta diğerleri daha Antalya'yı falan eklemişler. Görmüşsündür belki. Ama tabii bunlar da doğru değil. Yani şurada... Biz buradan söylediğimiz gerçek anlaşılmasın. Yani kesin bilgi öyle değil. Öyle bir şey yok tabii. İddia bunlar. Böyle bir varsayım üzerine böyle bir haritanın dolaştığı sürülüyor. Sabahleyin mesela Her İl Sağlık bizim Müdürlüğü... Canımız canım. Her can bizim canımız. İl Sağlık Müdürlüğü Bursa genelinde böyle... Bir tanesi semt yazmış ya. İlçe sayı tövbe yarabbim. Olan listeyi de yalanladı. Dolayısıyla biz ne düşünürsek düşünelim, kafamızdan ne geçerse geçsin, Sağlık Bakanlığı en doğru haber kaynağıdır. Evet. Sağlık Bakanı her akşam ya da devlet, bir açıklama tabii. yapıyor. Hani en azından bu vakayla ilgili. Adalet Bakanlığı tabii ki yanlış bilgi vermez. Ulaştırma Bakanlığı tabii ki yanlış Milli bilgi Eğitim vermez. Bakanı zaten bu sabah Milli dersteydi. Bakanı. İlk derste zili çaldı. Evet. Dolayısıyla daha ne yapsın yani? Ya dünyanın kendisi anormal bir halden geçiyor. Kimse planlayamazdı evet. muhtemelen bunu. Tabii biz, Aralık'ta hepimiz başka bakıyorduk Çin'e. Aynen. Açıkçası biz bugün biraz daha hani böyle daha neşeli, daha esprili bir durum yapacaktık ama Sayın Bakan'ın toplantısının bu saate konması elbette. Biraz objektifleri oraya çevirmemize İster neden istemez. Oldu. İster ama dilersen sevgili Mehmet Ali, biz yine önümüzdeki haftalarda Allah izin verirse güzel, daha güzel günlerde Umarım program abi. Yaparız. Ama dilerseniz yönetmenimizden rica edelim. Geçen seneki birinci ligdeki şampiyonluk görüntüleri bakmaya ve doyamıyoruz yani. Bu seneki yine bir maçtan sonra Fruit Extra Bursa Spor'un Tofaş Spor Salonu'nda Texas'la birlikte güzeller içinden birisini seçtim. Ve Atatürk Spor Salonu'ndaki efsane şampiyonluk görüntülerini bir kez daha izleyerek veda etsek nasıl olur? Harika olur. Çok teşekkür ederim Mehmet ben Ali teşekkür sana da. Abi, beni bugün yalnız bırakmadın. Estağfurullah. Çünkü bugün hangi basketbol adamına ricada bulunsam açık söyleyeyim. Hepsinin önemli işleri olabilir ya da ailesiyle evde vakit geçirmek isteyebilir. Elbette. Kimseyi de hani buraya zorla getiremeyiz. Evde kal hashtag'inin peşinde olabilir. Evde kal Türkiye. Bizim zaten işimiz biz bu. Biz de işimiz bu ama biz de yayını bitirince Allah'ın izniyle evimize gideceğiz. İnşallah. Dinlenmeye devam edeceğiz. Siz de biraz da efam yapmayın. Biz bile zaman zaman yaptık ama işte ay burama ne oldu, orama ne oldu? Efam yapmayın. Biraz daha bol C vitamini, bol değil mi? Dengeli beslenme. Tedbir. Bol su için ılık ve sıcak suyla beraber güzel güzel tedbirlerinizi alın. Hiçbir zaman halsiz kalmayın. Uyku düzeninize dikkat edin diyelim. Zira 8 saatten az uyku insanın bir anda neyini düşürüyor? Direncini düşürüyor. Direnci. Bağışıklık sisteminde. Aman direnç Bağışıklık önemli. Sistemi şu anda çok önemli. Belki içimize yakalanmış olanlar olabilir. Bunu bilemeyiz. Test yapmadan ama yakalanma durumunu kendi kendimize iyiye çevirmek kimilerinde de çok hafif atlatılıyor mesela. Evet. Hapşırmadan atlatılıyor. Onu anlayamıyorsun. Tabii. O yüzden bağışıklık sistemini güçlü tutalım. Yemeklerimizi zamanında yiyelim. Bol bol vitamin alalım ama doğal vitaminler. Yani meyve suyunu değil meyvanın kendisini yiyerek diye ben de evet. rol çalayım. Öteki uzmanlardan dinlediklerimi birkaç gündür evde. Evet sevgili Mehmet'e tekrar teşekkür ediyorum sana. Yeniden inşallah güzel programlara birlikte oluruz diyelim. Spor ve skor konuşuruz. Evet inşallah bundan sonra daha çok spor konuşuruz ama sağlıkla konuşuruz diyelim. Ve Fruit Extra'nın katkılarıyla sunduğumuz pot altına veda ederken hoşça kalın ama lütfen sağlıcakla kalın. Gelin ve gözleriniz nedir?
Haydi.